Güzel. Demek nihayet kaçmasını sağladın. Verdiğin haritadaki yollardan geçeceğine göre onu bir yerde yakalayacağız. Biraz sıkıştırıp paranın yerini öğreneceğiz. Canı yanacak ama kardeşim bile olsa bu para için değer. Kaçacak biri değildi. Onun ne yapacağı belli olmaz. Doğru. Onu iyi tanırsın. Evet efendim, çok iyi tanırım. Kaşındaki yarayı o yapmıştı değil mi? Evet.
Evet efendim, yarım saat sonra peşine düşüyoruz. Kaçacağı yolları tuttuk. Anlamıyor musun, ben suçlu değilim. Hapishaneler senin gibi suçsuzlarla dolu. Çocuğumu, karımı bırakamam. Öyle ama gidiyoruz. Götürme babamı, götürme! Ha, oğluma dokunma! Vedalaş. Oğlum, annene iyi bak. Hadi, yürü bakalım. Sen onunla işini bitirdin. Artık görev bizim. Onu yakaladım ama çaldığı 3 milyar lirayı bulamadım. Olayı kişisel bir mesele yapma. Gene söylüyorum, sen görevini yaptın. İşi bize bırak. Bunu yapamam. Dosyasını okudum. 3 milyar da olsa para için adam öldürecek biri değil. Burada örnek bir mahkum olmuş. Bence o fazla kahraman. Baştan beri birini koruduğu belli. Anladığım kadarıyla pis bir gammaz olmamak için susmuş. Cezasına razı olmuş. Peki neden kaçtı? Kimi koruyordu? Para nerede? Onu yakalayınca anlayacağız. Sizden önce ben yakalayacağım. Sabaha kalmaz onu yakalarız. İnşallah. Ne demek inşallah? O gideceği yere çoktan varmıştır. Onu ancak iyi tanıyan biri yakalayabilir. Yani sen? Evet. Önce söylediğim gibi, bu iş senin değil, bizim. Öyle ol. Delikten kaçırmak için hayatımı tehlikeye attım. Neden bana güvenmiyorsun? Bir kez güvendim, 10 yılıma mal oldu. Allah kahretsin! Her şeyi anlatacağım sana. Sen yalnız gideceksin. Ben de yalnız. Kararlaştırdığımız yerde sabah gün doğarken buluşacağız.
sen de değildi değil mi? Sen beni kazıkladın, akrep de seni. Para ondaki ikimizi de öldürmek istedi. Arabayı kullanırken bile senin gibi bir adam bunu çoktan anlardı. Sen benim tek arkadaşımdın. Daha ötesi kardeş gibiydik. Ama beni sattın. Neden? Parayı bu kadar çok mu istiyordun? Hem de nasıl? Bu lanet olasıca hayatta bir köle gibi aşağılanmaktan bıktım. Zengin olacaktım. Ama şimdi ölüyorum. Herkes ölür. Aptallar daha erken ölür. Oğlum onlar mı öldürmek istedi? Söyle. Başka türlü hapisten kaçmazdım. Evet, şimdi kaçtım. Yoksul ölmek çok kötü. Aptalca ölüyoruz. Şimdi haberlere geçiyoruz. Çocuğu bir araba kazası geçiren ve dün gece kaçmayı başaran mahkumun izini evet, polisin bulduğu açıklanmıştır. Evli ve bir çocuğu olan Sıçan, silahlı soygun suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi daha sonra polisin basına vereceği açıklanmıştı. Sen kardeşimsin, bu işi yapmana müsaade etmem. Paraya ihtiyacım var. Ben de olanı paylaşırız. Yetmez! Hadi sen kaç. Ya paralar ne olacak? Kaç dedim, paralar canından kıymetli mi? Güzel yemekti. Sana rüşvet verdim. Polis polise rüşvet vermez. Gene ne istiyorsun? 5 yıl önce yapılan şu büyük soygunun ilk araştırmalarını yapanlar arasında sen de vardın. Gene Murat'ın peşindesin. Bu kez işini bitireceğim. Neden? Hala polisim, masa işlerinden sıkıldım. Bana kalırsa yaşlanıyorsun. Son günlerde kendini ispat edecek bir şey arıyorsun.
Galiba bu işi arkadaşını korumak için bulaştı. Yakalandı ve cezasını yedi. Şimdi de kaçıyor ve sen onu kovalayacaksın. Ben eski bir avcıyım. Kolay vazgeçmem. Benden ne istiyorsun? Bu işe seni gene sokacaklar. İstediğim, beni gelişmelerden haberdar et. Hep iyi terleyeceksin. Hadi, hemen işini bitirin. Oradan çıktı. Kamufle edilmiş bir arabayla kaçıyor. Anlaşıldı efendim. Hemen peşine düşüyoruz. Thank you.
Seni nihayet yakaladık namussuz hırsız. Ben hırsız değilim. Nesin öyleyse, gece yarısı burada ne arıyorsun? Koşuyordum. Koşuyormuş. Bir haftada iki evi birden soydular. Sen o hırsızlardan birisin. Hayır, ben hırsız falan değilim. 10 milyonluk eşya çalındı. Bu da beni çok sinirlendiriyor. Ama ben hırsız değilim. Burada ne arıyorsun? Koşuyordum. Gece mi? Gündüz dinleniyorum. Mesleğin koşucu mu? Evet. Yalan! Hayır! Seni konuşturacağım. Çalınan eşyaları bulacağım. Ben hırsız değilim dedim size. Kalk! Kalk! Kalk yürü! Söyle eşyaların yerini! Yürü! Demek onu yakaladınız. Harika bir şey bu! Ay. Yaşasın, devam edin, devam edin! Nereden çaldın bunları? Asalım! Kendi evimizde birini asacağız, ne güzel! Asmak mı? Evet, hemen! Harika! Asalım! Ben malzemeyi getireyim! Hadi çabuk! Seni sonunda kapana sıkıştırdık yakışıklı! Şimdi sana güzel bir ders vereceğiz! Ama heyecanlı olacak! Ben hırsız değilim, söyledim size! Ben bir muhasebeciyim sadece! İstanbul'da mı çalışıyorsun? Hangi semt? Mecidiyeköy. Hangi cadde? Sıra cevizler. Yalancı! Sen bir hırsızsın. Değilim. Arkadaşlarının nerede olduğunu söyle. Arkadaşım yok benim. Haydi, Çingene cellat geldi! Yippi! Aşkım! Yippi! Hoppala! Haydi, asılma zamanı geldi! Asılma Hayır durun, yapmayın! Yapmayın! Dur bakalım öyle, evde asılacak ilk adam olacak bu! Evet, öyle! Tekten dört köşe oluyorum! Size doğruyu söylüyorum, ben hırsız değilim! Yapmayayım! Nasıl da morarıyım! Gözlerine bakın, nasıl kayıyor! Asılan biri böyle güzel mi ölür? Haydi, tahtalı köye 1-2! Senin yerinde olsam sorulanlara cevap verirdim. Doğru söylüyorum, hırsız değilim ben. Yaşasın, yaşasın adam ölüyor! Ay bu zevklerin en güzeli, yaşasın! Ayol adamın ölüsü bile güzel! Daha ölmedi mi bu? Çok güzel! Hoş, hoş ulan görmüyor musun? Adam asıyoruz burada, hoş! Hoş. Ulan iyi! Sana köpeklere iyi davran demedim mi? Aa, şuna bak! Büyük yüzünden bu zevki yarıda mı bırakacaksın? Sen hayvanları çok severim. Hayır efendim, oyunumuzu bozamazsın! Manyak mısın sen? I told you, stop fucking me!
Bir sana, bir bana. Al bakayım minnoş. Oo, hoş geldin Süleyman. O kedi elinde mi gene? Geç şöyle otur bakayım. Yok yok, sen geç. Biz çalışıyoruz, sen tembel tembel oturuyorsun evinde. Yoksa özel bir işin mi var? Artık yaşlandık. Ha. Geçen gün öyle söylemiyordun. Murat'ı yakalamaya kalktığına göre kendini iyi hissediyorsundur. Bomba gibiyim. Dur sana bir çay koyayım. Yok istemem, ben kendim koyarım. Sormayacak mısın? Bir gün seninle başım belaya girecek. Şeker istemez misin? Hayır, çok mersi istemiyorum, şeker kullanmıyorum. Ha. Benden önce... Murat senin başına bela olacak. Severim böyle işleri. Bilmez miyim, bayılırsın. Sen akıllı bir polis değil misin? Sen ne dersin? Çatışmayı duymadığına göre. Yani vuruşma mı? Kızılcaköy'e 20 kilometre kala bir kır evinde olay çıkmış. Allah Allah! Ölmüşler mi yani? Biri iki kişiyi vurmuş, silahı da alıp kaçmış. He? Vuran ustaymış, yalnız adamları zararsız hale getirmiş. Ne dersin, çaktın mı? Sandığın kadar aptal değilim oğlum. Haberim yok ha! Senden bir şey istesem? Tabii, rica edebilirsin. Kedimi sana bıraksam, ona iyi bakar mısın? Ay, buna mı bakacağım şimdi ben? Evet, minnoşu sana emanet ediyorum. Thank you.
Demek başın burada belaya girdi ahbap. Ve bu yoldan geçeceksin. Ben de seni burada bekleyeceğim. Eline silah aldığına göre... söylediğin kadar da susuz değilsin. Merhaba, girebilir miyim? Ne istiyorsun? Hava ne güzel bugün. Kimsin? Polis. Avukatımı çağırabilir miyim? Gerekmez. Suçlu değilsin ki. Ama doğruyu söylemezsen suçlu olursun. O geceyi anlat. Silahla burayı bastı. Bizi tehdit etti. Sonra onları vurdu. Saçma! Ne olur benimle böyle konuşmayın, zaten sinirlerim bozuk. Hop hop! Beni de üzeceksin. Al iç. Sakinleştin mi? Güzel. Dinle beni. İstersen avukatını çağır. Ama yalan söylersen 5 yıl yersin. Söyledim onlara. Yapmayın dedim. Onu gece yakaladılar. Hırsız sandılar. Bu mu? Evet. Bir de torba bırakmış. Polise verecektik, korktuk. Anlıyorum. Buraya geldiğimi kimseye söyleme. Bu çok önemli bir iştir ve özeldir. Kimseye söylemem efendim. Artık alçak, gel de boyunun ölçüsünü alayım. Yeah.
fazla bekletme. Elinde sonunda kapana gireceksin. Uykun geldi değil mi? Haklısın. Kaç gündür uyumadın. Ama dayan az kaldı. Ona kavuşacaksın. Bırakın beni! Defol lan buradan! Bas git işine! Hanımı bırakırsanız giderim. Şimdi sana hanımı gösteririm. Arabadan inmeniz lazım. Niye ineyim? Hadi inin dedim. Cehenneme kadar yolun var. Çekil öyleyse. Hadi gel. Gel. O ne? Vay alçak. Arabayı nereden buldun? Sen nereden çıktın öyle? Oğlun çok şirin. Adın ne? Pekala, sen sessiz tiplerdensin. Benimki Leyla. Adım Leyla dedim. Sözüm ona piknik yapacaktık. Ama berbat oldu. Ne yapalım olsun? Ona niye verdin lan arabayı? Kadir Kök. Öf, amma gündü be. Alçak heri. Sonunda karşılaşacağız seninle. Günümü berbat ettiler. Üzgünüm. Aa, konuştun, bravo. Sözüm ona piknik yapıyordum. Ama berbat ettiler. Ne yapayım? Can sıkıntımı gideriyordum.
Allah kahretsin. Sakin ol, ben hallederim. Tamam, ödeştik. Sen beni kurtardın, ben de seni. Neden yaptın? Ödeştik işte. Arabamı ne zaman geri vereceksin? Kaçak bir mahkumum, başım belada. Arabana ihtiyacım var. İstanbul'a gitmem gerek. Orada ne yapacaksın? Oğlumu göreceğim. Bu filmi çok seyrettim. Sadece kim olduğumu bilmeni istedim. Söyleyeceğim bu kadarsa sana bir şey açıklayayım. O polise seni teslim edebilirdim ama yapmadım. Evet, öyle. Öyleyse sakin ol. Ben senden tarafayım. Neden? Çünkü çok can sıkıcı bir perşembe bugün. Çok yorgunsun. Yakındaki bir motele gidelim. Buralarda zampara erkeklerin gittiği bir kulüp var mı? Zampara geçinenler Mehtap kulübe giderler. Söğütlerin olduğu yerde. Biz de o kulüpte az para yemedik. Tabii delikanlı adamsın. Merhaba. Merhaba. Bir şey sormak istiyorum. Buyur sor. Birini arıyorum. Kırmızı Jaguar marka arabası olan bir hanımı arıyorum. Anladım Leyla Kanat. Ara sıra takılır buraya. Sağ ol. Verdiğin bilgi için teşekkür ederim. Ne demek önemli değil? Benim için önemli. Sen ona herhalde kötü yemekler veriyorsun. Ne demek istiyorsun? Yahu yemiyor. Ben fena mı yemek yapıyorum? O zaman sağında yumurta ve bira ver. Ha, bira mı? Ne marka olsun? Bir oda istiyorum. Ne kadar kalacaksınız? Canımın istediği kadar. Peki. Buyurun 8 numara. İyi işler abla. Fena değilmiş. Yiyecek bir şeyler bulalım, aç görünüyorsun. Yok, dikkati çekme. Tamam tamam, bana hala güvenmiyorsun. Ama 5 dakika sonra açlıktan öleceksin. Elbiselerin çok kirlenmiş. Kokuyorsun da. Senin bir banyoya ihtiyacın var. Kapıyı kırmaya çalışan polis de duymuyorum. Oda servisiniz var mı? Merak etme, seni ele vermem. 8 numaraya bir şeyler gönderebilir misiniz? Niye bunu yapıyorsun? Can sıkıcı bir perşembe bugün. Evet, sıkıcı bir gün. İstanbul Çocuk Hastanesi değil mi? 14 numaralı oda lütfen. Başhemşireyle görüşeyim öyleyse. Alo? Evet, ben başhemşire. Şey...
Ben Kaan'ın babasıyım. Durumu nasıl? Durumu kritik. Peki nesi var? Hala kendine gelemedi. Baygın yatıyor. Kontrol altında. Ya. Demek öyle. Başını fena çarpmış. Kemikte de çatlak var. Ameliyat gerekebilir. Uyanık mı? Kendine gelmedi daha. Bu çok kötü işte. Affedersiniz bayan. Ben babasıyım. Şey diyecektim. Benim için ona bir şey yapar mısınız? Babasının yolda gelmekte olduğunu söyleyin ona lütfen. Lütfen bayan. Akşam tekrar telefon ederim. Ha, bir dakika şey... Ne olur ona iyi bakın hemşire. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim size. Önce temizlik, sonra dinleneceksin. Hadi kalk. Hadi. Hadi. Leyla Kanat lütfen. Odasında yok efendim, biraz bırakacak mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Sana yeni bir fıkra anlatayım mı? Bak dinle, adamın biri kadının birini yakalamış, hadi soyun demiş. Kadın yok, hayır olmaz soyunmam demiş. Adam o zaman sana zahmet olmasın, ben seni soyayım demiş. Başlamış kadını soymaya, kadının mantosunu çıkarmış, gömleğini çıkarmış, sütyenini çıkarmış, arkasından da eteklerini çıkarmış, hadi güle güle demiş. Çok komik. Alo, 154-83-76 lütfen. Alo, Süleyman sen misin? Minnoş nasıl? Yemeğini yedi mi? Birasını içti mi? Oo, iyi, çok iyi. Ne yapıyorsun? Merhaba. Nereye gittin? Seni gören oldum. Beni kimse aramıyor. Bundan sonra dikkati çekmemek için iyi giyinmelisin. Evet, bir gömlek, iç çamaşırı ve mont. Ne kadar uyudun? Saatlerce. Ne zaman soyundun? Seni ben soydum. Merak etme, bir şey olmadı. Erkeklere alışveriş yapmak ne güzel. Hapishanede ne giyerdin? Bilmesen daha iyi. Bilmek istiyorum. Peki, peki. O zaman rüyanı anlat. Hür olmak. Oğlumla tarlalarda koşmak. Onunla suda beraber yüzmek. İnsan dört duvar arasında rüyalarıyla yaşıyor. Başka tür rüyalar görmedin mi? Güzel bir kadınla otel odasında olmak gibi mi?
Leyla, gördüğüm en güzel kadınlardan birisin. Karını seviyorsun. Evet. Keşke birini bu kadar sevebilseydim. Şeyler düşünme. Onu içeride bastırın. Bu sefer elinizden kaçırmayın. Sizi rahatsız ediyorum, üzgünüm. Ama ancak bir polis bir polisten yardım ister. Sizin için ne yapabiliriz? Leyla Kanat Hanım'ı arıyorum. Çok yakınıyım. Geldiğimi bilmiyor. Bir sürpriz yapayım istedim. Ama biz trafik polisiyiz. Biliyorum. Eğer arabasını bulursak, onu da buluruz. Araba kırmızı bir Jaguar. Arabayı buluruz. Aramızda kalsın ama, bir sürpriz yapayım istedim. Müsaadenizle. Benim arabama. Lütfen bir şey söyleme. Sana nasıl... Bir şey söyleme dedim. Sadece can sıkıcı bir perşembe dediğim. Evet öyle. Artık gitsen iyi olur. İyi bir kız. Lütfen git. Gitsen iyi olur. Çok iyisin. Elveda canım. Aa, 12, kırmızı araba motelin önünde. Demek motelin önünde. Hemen geliyorum. Ne var, ne oluyor? İçeri girmenize lüzum yok efendim. İçeride çatışma oldu. Her taraf allak bullak. Gene kaçmayı başardı. Benden hep bir adım ileridesin ahbap. Thank you.
Alo? Evet hemşire hanım. Ben Kaan'ın babasıyım. Oğlum nasıl? Oğlunuz çok iyi. Onu her an görebilirsiniz. Allah'ım çok şükür. Lütfen ona şehirde olduğumu yakında görmeye geleceğimi söyleyin. Sizi bekliyoruz. Karakol değil, hastane. Karakol olsaydı bana böyle davranamazdın. Teşekkür ederim. Buyurun şöyle. Sağ olun. Efendim. Bir şeyim yok. Oğlun seni bekliyor. Defol! Bekletme onu! Çok güzel bir köpek. Seni göremeyeceğim diye korkuyordum. Baba. Oğlum. Ah, değdi.
Seni görmek her şeye değdi. Canım yavrum. Bak sana ne getirdim oğlum. Beğeneceğinden eminim. Sağ ol babacığım. Biliyorduk Murat. Ne kadarını biliyordun söyleyin. Hepsini. Soygunu, cinayeti. Bir yerde beni de fena atlattın namussuz. Onlar karını ve çocuklarını hedef aldılar. Sen de kaçtın. Onların senin peşine takılacaklarını biliyorduk. Aileni genç dostum koruyordu. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlun sana benzemiş. Seni görmek için sıvışınca bu kaza oldu. Babamın geleceğini söylemiştim size. Ben de babanın yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Mahkemede tanık olarak dinleneceksin Murat. Seni evden alırım. Eve mi gidiyoruz? Evet, evinize gidiyoruz. Bunu da alabilir miyim baba? Ne istersen alacağız oğlum. Komiserim, sağ ol. Biz görevimizi yaptık.